Değerli izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızda bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Bursa'da Anadolu Su Böreği işletmesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibi Cengiz Bey var. Birazdan kendisinden sektörle alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Cengiz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz iş yerimize. Teşekkür ederiz. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerin güler yüzlü karşılamanızda oldukça iyiyiz Cengiz Bey. Cengiz Bey, şimdi ekran başındaki izleyicilerimizi fazla bekletmeden sizleri biraz tanıyalım. Cengiz Bey kimdir, ne kadar süredir bu sektörde faaliyettesiniz? Biraz kendinizden, biraz iş yerinizden bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. Ben hemen hemen 40 yıla aşkın ticaret ve esnaflığın içerisindeyim. Ama bu börek sektörüne kısa zaman önce geçtik. Daha önceden bazı gıda işleri yaptık, yani gıdayla alakalı. Börek işine yeni geçtik. Bunun merkezi Erzurum'da. Erzurum'da, fabrikası Erzurum'da. Biz de buraya soğuk havalı araçlarla gelip, biz de burada soğuk havalı yerlerimizde, depolarımızda muhafaza ediyoruz. Burada pişiriyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Şu anda böreğimizin natürel bir şekilde olduğunu, bütün müşterilerimize yani anlatıyoruz, diyoruz ki %100 tereyağından yapılıyor. Mantımız yine öyle, kıyması kaliteli. İşte bunu müşterimizlere şu anda sunmaya çalışıyoruz. Burada da bir aile için ve müşterilerimiz için çok rahat bir ortamımız var. Rahat edebilecekleri, sevdikleriyle, misafirleriyle, ailesiyle gelip burada rahat bir şekilde sıcak sunumda yapıyoruz. Paket gönderebiliyoruz. Hatta il dışlarına kargoyla da sevk edebiliyoruz ürünlerimizi. Ürünlerimiz yani mantı, börek ve kadayıf dolması üzerine şu anda konseptimiz. Çok güzel Cengiz Bey. Şimdi yani kısacası Erzurum'da başlayan bir hikayeyi Bursa'da tamamlamış olduğunuz yeni bir markayla diyebiliriz bu konuda. Yani Erzurum ve Bursa şubelerinizle birlikte çalışıyorsunuz, yola devam ediyorsunuz. Peki Erzurum şubeniz ana merkeziniz olarak geçiyor. Orada ne tarz faaliyetler veriyorsunuz? Röportajdan önce konuşmuştuk. Birçok kadına da aynı zamanda istihdam sağlamışsınız o bölgede. Zaten bu ürünün menşei kadın gücü. Yani Erzurum'daki kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkıyor. Ve çok hijyenik bir ortamda bunlar üretiliyor. Erzurum'da güzel bir fabrikası var bunun. Onun başında Serkan Bey var zaten. O Serkan Bey oranın işletmecisi ve dağıtıcısı, yapıcısı. Kadınlar hem mantı, böreği elleriyle, el hüneriyle. Erzurum kadınları zaten bu konuda hamur işlerinde, bir de su böreğinde zaten. Su böreği zaten Erzurum'un tescilli bir ürünü. Mantı da hingel diyoruz. Eskiden Erzurum'da mantıya hingel derdik. Hingel. Hingel yani içi yani mantıya benzer ama üçgen şeklinde olan bir ürün. Bunu Erzurum'da kadınlar bütün yani Erzurum'da kadınlar bunları çok iyi yapar. Ama bunu tabii sektörel hale geldi. Şimdi şu anda sektörel olarak yapılıyor. Yani buna biz bir kadın gücü diyoruz. Zaten logolarımızda da var, kadın gücü diye adlandırıyoruz. Erzurum'daki kadınlara ve bunu yapan ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Bu ürünü bize sundukları için ve biz de bunu rahatlıkla, natürel bir şekilde, lezzetli, tatlı, yani müşterimizin damak tadına uygun bir şekilde sunmaya çalışıyoruz biz de. Kadınlarımızı gücünde hep bir ön planda tutmuş oluyoruz bu sayede. Evet. Peki Cengiz Bey, burada tam olarak ne tarz hizmetler veriyorsunuz? Müşteriler buraya geldi, neler yiyip içebiliyorlar, nelerle karşılaşıyorlar? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Buraya geldiklerinde şimdi şu andaki konseptimiz, Böreğin 4 çeşidi var. Kıymalı, mantarlı kaşarlı ve patates kaşarlı. Bir de Erzurum'un tescilli olan bir peyniri var zaten. Erzurum'a o da tescillidir. Civil peynir dediğimiz. Bunu bu taraflarda bazen Türkiye'nin batı tarafından da çiçil de diyorlar, çeçil diyorlar, tel peynir diyorlar. Ama Erzurum'daki orijinal ismi bunun civil. Civil. Ben de çeçil olarak duymuştum daha çok. Çeçil olarak diyor ama bunun orijinal ismi Erzurumca, yani Erzurum yöresinde ve o yörede söylenen ismi civil peyniridir. Civil peyniri biraz daha kalorisi düşük, yağı az. Yani yendiğinde özellikle kilo bakımından çok rahatlıkla yenilebilecek bir ürün. Çok sağlıklı bir ürün. Tabii bu civil peyniri, işte burada çiçil diyorlar. Civil peyniri de Erzurum'da yine o hünerli
ablalarımız tarafından, kızlarımız tarafından, kadınlar tarafından yapılıyor. Cengiz Bey, sizlere izleyicilerimizin daha rahat ulaşabilmesi adına kullandığınız bir sosyal medya hesabınız var mı? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Şu anda o sosyal medya üzerinde çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız yapıyor. En kısa zamanda onu bütün müşterilerimizle ve sizle paylaşacağız. Yani bu belki birkaç gün sonra olacak. Ama paylaşacağız. Yoğun bir şekilde sosyal medya reklamlarına gireceğiz. Sosyal, yani müşterilerimize daha iyi kendimizi tanıtacağız. Halkımıza daha iyi tanıtacağız. Belki il dışlarına da tanıtacağız. Yani çünkü bizim müşterilerimiz İzmir'den bizden talep var. İstanbul'dan talep var. Yakın çevrelerden, işte Balıkesir'den, Adapazarı'ndan, Eskişehir'den, biz hatta yurt dışından bile talep var şu anda. Onun için biz sosyal medyadaki çalışmalarımızı biraz da böyle daha kaliteli bir hale getireceğiz, daha verimli bir hale getireceğiz inşallah en kısa zamanda. Hem bu sayede de sadece Bursa, Erzurum çevresine değil 81 ilde de hitap etmiş olacaksınız. Peki Cengiz Bey, bu güzel röportajı tamamlamadan önce izleyicilerimiz için eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak? Ben diyorum ki bizi tanısınlar, bizim ürünümüzü tatsınlar, bir sefer tatsınlar. Ondan sonra zaten çok memnun olacaklarını ve devamlı bizi ziyaret edeceklerini, biz de onlara hizmet etmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Çok güzel açıkladınız. Yani bir kere tadan bir daha bizim lezzetimizi bırakamıyor diyebiliriz bu noktada. Evet değerli izleyiciler, bugün Bursa'da Cengiz Bey'in konuydu. Kendisinden sektörle alakalı çok güzel bilgiler öğrendik. Keyifli bir röportaj geçirdik. Tüm izleyicilerimize de bu işletmeyi mutlaka tavsiye ediyoruz. Bursa'ya yolları düştüklerinde mutlaka uğrasınlar. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.